Çok enteresan bir haber var. Enteresan derken aslında bakın gelinen nokta. Şimdi saldırıya uğrayan doktor mesleği bıraktı diye. Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yaparken hasta ve yakınlarının saldırısına uğrayan ve iki kez kalbi duran bakın hekim Mustafa Hürkal Tez var. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ve doktor demiş ki 40 yıldır hekimim, böyle bir şeyle ilk kez karşılaştım, ölümden döndüm. Sağlık Bakanlığı seyirci kaldı, arayan soran olmadı diye tebrik ediyorum. Hakikaten yani bu ülkede hani o kadın vardı ya bir tane AK Parti seçmeni. Biz artık doktor dövebiliyoruz ya dedi. Tam işte bu. Yani doktor dövebiliyoruz artık dedi. Yani daha ne olsun bizim başımıza daha ne gelsin yani daha ne iyi olabilir dedi. İnşallah doktor da bulabilirsiniz. Yani bir gün baktığınızda. Yani zaten bir kısmı şeye gidiyor, yurt dışına gidiyor. Bir kısmı da artık iş yapmayı bırakıyor. Şimdi gelmiş geçmiş bakın hani yönetilememenin videosunu nasıl çekersiniz derse birisi, bak yemin ediyorum böyle bir video çekmek aklıma gelmezdi. Arkadaşlar Çorum'da biliyorsunuz müdürü zincirle falan dövmüşlerdi. Bakın sonra ne oluyor basın toplantısında. Bak yemin ediyorum ben senaryo yazsam bu kadarı gelmezdi aklıma. Basın toplantısı yapıyorlar bu arada. Sanki müdürler saldırısı olmuştu. Bu iki kişi kayıp da bunlar yakalandı mı? Gerekli ceza Evet. yapılmalı yapılmalı. Ne oldu? Durum nedir? Kaçak yollardan yurt dışına çıktılar şu an. Onlar yurt dışına çıktı. Artık bir daha girmezse mümkün değil yani. Hı. Evet. Bakın görüntülerde izleyeceğiniz yerde okulda eğer yabancı uyrukluysanız zincirle falan dövebilirsiniz bu esnada müdürü. O arada da kaçak yollardan belki sizi artık ne turizm o bilmiyorum yurt dışına kaçırırlar. Böyle de basın toplantısı yaparsınız. Onlar yurt dışına kaçtı bir daha da gelmezler ya buraya. Öyle gitti onlar. Böyle arkadan. Ya keşke su da dökseydiniz be arkadan. Valla ayıp olmuş adamlara. Tekrar gelin bekleriz. Zincir bir sefer biz veririz. Siz getirmeyin gelirken. Belki kapıda gümrük falan ödersiniz dersiniz. Yuh. Yani komedi senaryosu yazsak bu kadar olmazdı diye düşünüyorum herhalde. Çok acayip. Vallahi çok acayip yani. Pes. Ben daha başka bir şey diyebilir miyim? Emin değilim arkadaşlar. Şimdi peki diyeceksiniz ki bizim bu bunlar niye bizim başımıza geliyor? Gene aslında bizim kendi içimizdeki tutarsızlığımız ve baktığınızda meselenin kendisine bakamayıp ortada kuyu var, yandan geç diyerek birbirimizle hiçbir temas kurmadığımız yerde bizim üzerimizden herkes birbiriyle temas kuruyor. İşte Emrah Safa Gürkan da mesela Türkiye'deki en büyük sorunu köylülerle kentliler arasında olduğunu söylemiş. Çok güldüm. Laiklerle İslamcılar, modernlerle mutaassıplar, işte Aleviler, Sünni değil. Köylüler, kentler, Türk kentlisi ne zaman köylülere karşı ortak bir kültürel savaş vermesi gerektiğini anlar. Ve birbirini ocu bucu falan diye ayırmaz. Hepsinin normal bir şehir yaşamından beklentilerini norm yapması için bir araya gelmesi gerektiğini. Bence bizim en büyük problemimiz bir esaslı duruşumuzun olmayışı arkadaşlar. Kimin arabasına biniyorsa onun türküsünü çağıranların sebebi haliyle bu günlere geliyorsunuz. Bir akademisyen olarak, bir iş adamı olarak, bir ne bileyim gazeteci şu bu olarak siz zaten olduğunu söyleyemiyorsanız zaten bizim en büyük problemimiz bu. Yani veya şunu da diyemiyorsanız kardeşim bir dakika. Bana böyle davranılamaz. Hayır, buraya böyle davranılamaz. Diyemiyorsanız aman bana ne ya? Bana dokunmayan yılan bin yaşasıncıysanız sizin bizim en büyük problemimiz bu aslında. Yoksa o köylüymüş, bu kentliymiş. Ya burası İngiltere değil yani. O Charles Dickens'ın romanları 18. yüzyılda, 17. yüzyılda falan geçiyor. İşte aman şeyden köylerden kentlere geliyorlar, uyum sağlayamıyorlar falan filan. Böyle Charles Dickens'ın romanları bunu anlatarak geçiyor da biz o değiliz. Yani o yüzden buna bir güldüm. Bayağı bir güldüm. 80 yıl anamızı ağlattılar. Biz onlardan şikayet ediyorduk. Şimdi bak bizim kardeşlerimize, başörtülerimize kahvehaneler, lokantalar, çarşılar, pazar. Ya sizin eviniz yok mu? Özetle diyor ki biz de onlara benzedik diyor. Hiçbir farkı yok yani. Böyle çok kısa ama çok mesaj içerikli bir şeklini verdim. Şimdi az önce şeye ilişkin Mersin demişti ama
Önce isterseniz bir şeyde gördüm, arkadaş birisi çekmiş, Suriyelileri ilişkin. Hani bir de böyle bir problemimiz var ya, yani aslında ülkede böyle tek tek uğraşsa dış güçler bu kadar kötülüğü bize bir arada yapamayabilirler. Bakın 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 bakın. Suriye'ye koşa koşa gidiyorlar bakın. Yanlış anlamayın ha, tatile gidiyorlar, kalmaya değil. Türkiye varken mal mı bunlar, gitsinler Suriye'de kalsınlar. Lan Suriye'de savaş varsa Suriye'de ne işiniz var? Savaş yoksa burada ne işiniz var? Soru basit ama cevap yok. Çünkü neden? Bu sorun da yok sayılıyor. Vatandaş diyor ki, yani ben mücadele edemiyorum. Çok var mahallemde. Ne yapacağım bilmiyorum diyor. Ev fiyatları artıyor. Yani ne olacak diyor. Bununla ilgili mesela bir planınız var mı diyor. Böyle. Efendim? Yok hiçbir şey gelmedi ya. Keza da Mersin. Turist olarak gelip gitse insanlar, hiçbir itirazım yok biliyor musunuz? Hani bu kadar. Oo, Türkiye'ye acayip turist geliyor, öyle geliyor, böyle geliyor. Hiç sıkıntı yok. Ama bakın mesela Mersin plajı. Burası şey değil ha. Yani böyle askerlik, askeri plaj hani falan değil. Abi sırf adam yani. Ha, yanından geçmeye korkarsın, aile, çoluk çocuk falan. Evet, Suriye'de bir kardeşlerimiz bunlar. Böyle sahip çıkalım dedi. Arada bir iki tane kadın var. Onlar da kapalı zaten komple ama yani korkardım ben şahsen kadın olarak. Ve bu arada dinin propagandasını yapanlar ne yapıyor derseniz, İsmail Arı Fatih Altaylı'ya çıkmış. Onun bir şeyini vereceğim. Önemli bir şeyi var. Pardon, bu geçiyor. Menzilin arabaları geçiyor da bir konvoyu. Fakat şurada şunu vereceğim. Mercedes'le şey topluyorlar. Yardım topluyorlar. Onu çekmişler. Pardon. Yardım topluyorlar. Arabaya bak. Eskasa. Evet. Dayı hasılatı aldı. Güzel. Vallahi güzel. Ya siz de düşünün sonra. Ay sonunu ben nasıl getireceğim diye. Ya da yardım ekibine mi katılacaksın artık? Hayat başka seçenek vermiyor bana. Ne yapayım, gideyim bir tarikata, bir şeyhin elini mi öpeyim diyeceksin. Menzilde biliyorsunuz. Menzil bir holding. Yani işte o su var, bu su var. O ihaleye giriyorlar. Buna ayrıca işte bilmem ne satıyorlar. Böyle bir yer Menzil. İsmail Arı anlatmış zaten.